Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sosyoloji 1'de 10 tane soru çözeceğiz şimdi. 10 soruda 20 adım diyorum ben buna. Neden arkadaşlar? Aslında 10 soru çözerek 20 soru çözmenin mantığını öğrenmiş oluyorsunuz sınavlar için düşündüğümüzde. Şimdi arkadaşlar hemen sorulara geçelim bakalım. Sorularımız nasılmış? Şahsen ben yazdım güzel, ama bir de siz görüp teyit edin bakalım aynı şeyi söyleyecek misiniz? Hadi bakalım, önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Hangi ders olursa olsun soru kökünü okuyarak işe başlıyoruz. Soru kökümüze bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olguya örnektir diyor arkadaşlar. Yani ne yapacağım? Toplumsal olguya örnek olacak seçeneği bulacağım. Yukarıdaki metin bize ne demiş? Hemen bir metni de okuyalım. Toplumsal olgu, toplumsal ilişkiler sonucunda aynı alanda gerçekleşen birçok, artı koyalım şuna bitişik yazılır, toplumsal olayın genel adıdır. Seçeneklere bakalım. Balkan Savaşı sonrasındaki göç. Bakın, önemli göçten önce bize bla 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 bir şey demiş. Yani ne olduğunun çok bir önemi yok da hangi göç olduğunu ifade etmiş. Şimdi göç bir üst başlıkta arkadaşlar. Eğer göç diye yazsaydı tamam, bu toplumsal olguydu. Ama bize ne demiş? Balkan Savaşı sonrasındaki göç. Yani göçün içerisinde sadece bir ne yapmış? Göçü vermiş. Sadece bir olaya. Bu olaylar çoğaltılabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Biz buna ne diyoruz o yüzden? Toplumsal olgu değil, toplumsal olay diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi göç deseydi toplumsal olgu, ama göçün içerisinde yer alan tek bir olaydan bahsettiği için, Balkan Savaşı sonrasında olan göçten bahsettiği için arkadaşlar toplumsal olay. Dolayısıyla doğru yanıtım olamaz. Devam ediyorum. Kurtuluş Savaşı. Bakın bu da güzel bir örnek. Eğer sadece bana savaş deseydi arkadaşlar ne olurdu? Toplumsal olgu olurdu. Ama şu üst başlık içerisinde, yani bu şemsiye dediğimiz arkadaşlar kavramın altında bir tane savaştan bahsediyor. Kurtuluş Savaşı. Bunun ne olduğunun pek bir önemi yok. Trabluskart olabilir, Büyük Taarruz olabilir arkadaşlar. Birçok savaş olabilir, yani aklınıza gelebilecek birçok savaş olabilir. Ama bir savaştan bahsediyor, yani toplumsal bir olaydan bahsediyor. Dolayısıyla doğru yanıtım değil. Boşanma bir şurada kalsın arkadaşlar. Hemen Diyarbakır seçeneğine bakalım. Fahrettin ve Merve'nin evlenmesi. Bana yine evlilik deseydi, evlilik nasıl bir kavramdı? Şemsi bir kavramdı değil mi? Bunun altında ben birçok evlilikten bahsedebilirdim. Anne ile babamın evlenmesi, Ayşe ile işte Mehmet'in evlenmesi. Bula 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 birçok evliliği ben bu başlık altında, evlilik başlığı altında sayabilirdim. Ama bana ne demiş? Fahrettin ve Merve'nin evlenmesi demiş. Fahrettin ve Merve'nin evlenmesi. Yani tek bir olaydan bahsetmiş. Bakın yine bir üst kavram değil arkadaşlar bu. Yani şemsiye bir kavram değil. Tek bir olay, dolayısıyla bu da toplumsal olay arkadaşlar. Bana olguyu soruyor, boşanma. Boşanma bizim üst başlığımız. Hani bana şunu deseydi, örneğin Fahrettin ve Merve'nin boşanması deseydi arkadaşlar, bu da tek bir olaydan bahsediyor olacaktı. Ama genel bir kavramdan bahsetmiş. Bunun altında ben birçok şeyi sayabilirim. Onunla bunun boşanması, şöyle boşanma, şu boşanma nedeni falan filan. Yani üst kavram şemsiye kavramı, yani toplumsal olgu. Çünkü toplumsal olgu arkadaşlar yeri ve zamanı olmayan değişimlerde. Bakın bir yer var mı? Yok. Bir zaman var mı? Yok. Kişiler belli mi? Değil. Dolayısıyla arkadaşlar doğru yanıtım Ceyhan seçeneği. Gönderelim gitsin. Geldik güzel bir soruya. Sorunun arkadaşlar böyle uzun olması gözünüzü korkutmasın. Çok basit bir soru. Bakın birlikte görelim hemen. Ne yapalım? Şöyle bir kırmızı kalemi alalım. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilkelerinden biri değildir arkadaşlar? Bakın vurgulayın, değildir diyor. Sosyoloji olanla değil olması gerekenle ilgilenir. Böyle miydi? Bir düşünün. Bence bu seçenek şöyle bir kenarda beklesin. Sosyoloji bireyle değil toplumla ilgili sorunları çözer. Zaten sosyolojinin tanımına baktığımızda toplum bilimi olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla toplumla ilgilenecek, topluma ilişkin sorunları ele alacak. Dolayısıyla arkadaşlar tanımdan hareketle zaten ben bu seçeneğin doğru seçenek olduğunu biliyorum. Gönder gitsin. Sosyoloji laboratuvar ortamında deney yapan bir bilim değil, öyle mi? Öyle arkadaşlar, ben işte bir fizik gibi, bir kimya gibi lab ortamında ne yapamıyorum bunu? Deneyleyerek aynı sonucu elde edemiyorum. Yani ben toplumdan bahsediyorum, bireyden bahsediyorum doğal olarak. Çünkü toplumu oluşturan birey arkadaşlar. Dolayısıyla bir değişim var. Her olay aynı sonucu doğurmaz arkadaşlar. Her etken aynı sonuca yol açmaz. Dolayısıyla cevabım bu da olamaz. Yani bu zaten doğru. Sosyolojinin ilkelerinden biri. Devam ediyorum. Sosyoloji bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak toplumu ön yargılı ve yanlış bilgilerden arındırır. Öyle mi? Öyle arkadaşlar. Bu da sosyolojinin önemli ilkelerinden biriydi. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen Adana'ya tekrar bakıyorum. Sosyolojinin tanımını yaparken normatif bir bilim olduğundan bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Normatif neydi arkadaşlar? Olanla ilgiliydi. Demek ki sosyoloji de olanla ilgileniyormuş arkadaşlar. Olması gereken şeyle değil. Dolayısıyla sosyolojinin ilkelerinden biri değildir dediği için doğru yanıtım Adana seçeneği. Gönderdim, gitti. Geliyoruz güzel bir soruya daha. Hocam bütün sorular güzel mi? Evet güzel arkadaşlar. Çıkan sorulardan, sınavda çıkan sorulardan hareketle hazırlıyorum soruları. Dolayısıyla güzel sorular. Bir de ben hazırlıyorum. O yüzden de güzel olabilir. Hadi bakalım dönelim soruya. Sosyolojinin bir kez yaşanmış bir olayı, yani somut ve özel olanı ele almaması hangi bilimden farklı olduğunu gösterir. Sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi kısmında biz bunu işlemiştik. Nasıl işlemiştik? Güzel işlemiştik. Bakıyorum, psikoloji neydi arkadaşlar? Birey ya da canlı davranışlarını inceleyen bir bilimdi. Yaşanmış bir olay diyor. Sanki bir geçmişe atıf var değil mi? Tarihsel süreç içerisinde baktığımızda olaya sanki böyle yaşanmış dediği için geçmişe bir atıf yapıyormuş gibi. Demek ki bu neyle alakalı olabilir? Cevaplara baktığımda tarih beni daha çok çekiyor kendisine. Tarih burada dursun. Zaten psikolojinin tanımına baktığımızda yukarıdaki arkadaşlar verilen şeyi bize karşılamıyor. Doğru yanıt değil. Coğrafya yeryüzünün koşulları ile, fiziki koşulları ile ilgilenen bir bilim dalı. Yaşanmış bir olayı, yani somut ve özel olan arkadaşlar ele almıyor. Dolayısıyla coğrafya değil, gönder gitsin. Antropoloji tırnak içerisinde kullanmıştık. Hatırlayın, belki tırnak içerisinde dersem anlarsınız. İlkel toplulukların arkadaşlar, daha doğrusu ilkel toplumları konu alan bir bilim dalıydı. İlkel tırnak içerisindeydi arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıdaki tanımla alakası yok. Tarih yaşanmış bir olayı konu alıyordu. Hatırlayın, bakın bir yaşanmış, bir geçmişe vurgu. Tarihte geçmişe vurgu yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar doğru yanıtım Diyarbakır seçeneği. Yani tarihin yaşanmış bir olayı, somut ve özel olana ele alması onu sosyolojiden ayırıyor. Sosyoloji çünkü günümüz toplumlarında. Hop, ne yaptım? Şuraya büyük harflerle yazdım ki görsel hafızanıza yazın. Günümüz toplumlarını arkadaşlar inceliyor. Doğru yanıtım arkadaşlar Diyarbakır seçeneği. Hop, gönderdim gitti. Geliyorum diğer soruya. Bilimsel yöntemin temel aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıralama ile verilmiştir? A. Gözlem, deneyleme, genelleme, varsayım. B. Varsayım, gözlem, deneyleme, genelleme. C. Gözlem, varsayım, deneyleme, genelleme. D. Varsayım, gözlem, deneyleme, deneyleme. Ne yapıyorum? Benim bu soruyu bilmem gerekiyor arkadaşlar. Bir bilgi sorusu. Ama birazcık mantık yürüteyim. Bakayım doğru cevaba ulaşabilecek miyim? Şimdi ben bir araştırma yaparken arkadaşlar ne yapmalıyım? Önce bir gözlem yapmalıyım değil mi? Tamam, ben bu araştırma yapacağım da gözlem yapmadan nasıl bir varsayım oluşturacağımı bilemem. Önce ne yapacağım? Araştırmak istediğim konu hakkında katılımlı olur, katılımsız olur hiç fark etmez. Ama bir gözlem yapacağım. Yani benim ilk aşamam arkadaşlar gözlem olacak. Sonra ben bu gözlemden hareketle bazı varsayımlarda bulunacağım. Varsayım neydi arkadaşlar? Şöyle yazayım. Varsayımı tekrar yazmayayım. Hipotez dediğim şeydi, yani denenceydi. Varsayım değil de denence ya da hipotez olarak karşınıza çıkarsa aman Allah'ım ben bunu bilmiyorum demeyin. Şimdi ben gözlem yaptım. Hangi konuyu araştırmak istediğimi arkadaşlar belirledikten sonra, gözlemden sonra bazı hipotezler geliştirdim. Doğru ya da yanlış fark etmiyor. Benim araştırmam sonucunda bu yanlış da çıkabilir arkadaşlar. Sıkıntı değil. Ama ne yapacağım? Varsayımlarda bulunacağım. Sonra ben bu varsayımın geçerliliğini öğrenebilmek için deneyleyeceğim. Burada lab ortamına girip deney yapmaktan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bakalım gerçekten varsayımlarım geçerli mi? Daha sonra ise bu yaptığım deneylemeyi genelleyeceğim. Çünkü biz ne diyorduk? Sosyolojide veri toplama tekniklerini kullanırken tüm evrene ulaşmak mümkün değil araştırdığımız konuyla ilgili. Biz ne yapıyorduk? Araştırdığımız konuyu uygun bir örneklem grubu ele alıyorduk. Yani belirli kişi sayısı ele alıyorduk. Araştırmayı yapıp daha sonradan bunu tüm evrene, yani araştıracağımız konuyla ilgili var olan sonuca ne yapıyorduk? Genelliyorduk arkadaşlar. Hangi seçenekte var? Gözlem, varsayım, deneyleme, genelleme. Bakalım Ceyhan seçeneği. Bu şekilde kalabilir aklınızda. Ben öyle kodladım hani. Yani nasıl basit olur diye düşündüm ama şöyle göz var, nizam var demeyeceğim. Göz var, deneyle, genelle. Göz var, deneyle, genelle. Aslında birazcık daha şiirimsi geliyor kulağa ve bu şekilde kodlayabilirsiniz. Yani bu aşama arkadaşlar bilimsel yöntemin temel aşamaları ve bu şekilde sırayla ilerliyor. Göz var, deneyle, genelle. Güzel oldu. Gönderdim gitti diğer bir soruya. Geldik. Sosyoloji bilimlerin sınıflandırılmasında hangi bilim grubu içinde yer alır? Arkadaşlar sosyoloji kimle ilgileniyor? İnsanla. Toplum değil mi? Toplum, tamam, toplumu oluşturan kim? İnsan. Birey değil mi? E demek ki arkadaşlar insanı incelediği için insani bilimler içerisinde yer almalı mı? Almalı bence. Doğa bilimleri dediğim şey fizik, kimya, biyoloji, bla bla bla. Formal bilimler dediğimiz şey matematik, mantıklı arkadaşlar. Sembollerle ilişkilendirilen bilimlerde. İnformal bilim dediğimiz bir şey yok. Onu ben uydurdum. Devam ediyorum. Doğru seçeneğimi buldum. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojide veri toplama tekniklerinden biri değildir? Biri değildir diyor. Bakıyorum, anket veri toplama teknikleri mi? Evet, daha kısa sürede daha fazla insana ulaşmak için genellikle yazılı sorulardan oluşan formlardı. Dolayısıyla anket doğru yanıtım olamaz. Görüşmeye bakıyorum. Yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış görüşmemiz vardı ya da yarı yapılandırılmış. Görüşmede bir konu hakkında insanlardan bilgi alabilmek için bireyle ya da grupla yaptığımız arkadaşlar araştırma tekniklerinden, daha doğrusu veri toplama tekniklerinden bir tanesiydi. Mülakat olarak da bu karşımıza çıkıyordu. Gönder gitsin. Teorik araştırmalar. Bu arkadaşlar bilimsel araştırmanın yöntemleriydi. Yani bilimsel araştırma iki farklı aşamaya ayrılıyordu arkadaşlar. Biri kuramsal dediğimiz, yani teorik araştırmalardı. Nasıl yamuk yazıyorum ama görmek için böyle eğileceksiniz. Araştırmalardı. Diğeri neydi arkadaşlar? Saha dediğimiz saha araştırmalarıydı. Saha araştırmaları. Demek ki bu veri toplama tekniklerinden biri değil arkadaşlar. Bir üst başlık. Dolayısıyla bu kalsın. Monografi de arkadaşlar veri toplama tekniklerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla doğru yanıtım Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Geldim diğer soruma. Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir? Belli bir durumda toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini gösteren ve yaptırım gücü taşıyan kurallar sistemini ifade eder. Bakın birden fazla kavram var benim yukarıda dikkat etmem gereken. Ne diyor? Yaptırım gücü taşıyor diyor. Ne diyor? Bir kurallar sistemi diyor. Dolayısıyla arkadaşlar toplumsal kontrol, toplumsal değer ve sapma olamaz. doğru yanıtım toplumsal norm olacak arkadaşlar. Yaptırım gücü var normların arkadaşlar. Belirli bir kurallar sistemi ve toplum tarafından toplum içinde nasıl davranmamız gerektiğini ifade eden arkadaşlar kalıplar. Dolayısıyla cevabım toplumsal norm. Gönderdim gitti, geldim bir diğer soruma. Bu da güzel bir soru. Soru çıkıyor mu bundan? Çıkıyor. Okuyalım hemen sorumuzu. Bir manavın ailesinden kalan mirasla marketler zinciri açması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A. Dikey hareketlilik, B. Yatay hareketlilik, C. Toplumsal sapma, D. Yarı kapalı tabakalaşma. Şöyle düşünün. Hemen şöyle bir ne yaptık? Tablomuzu çizdik. Türkiye bazında değerlendirdiğimizde arkadaşlar bu bizim toplumsal hareketliliği benimseyen şeklimiz olsun. Burada orta sınıf olsun. Burada alt sınıf zaten bu şekilde ifade eder. Burada üst sınıf. Bir manav arkadaşlar nerede yer alır? Oraya yazmışım. Hiç duyar mıyorsunuz? Ortam. Şimdi bir manav arkadaşlar iyi bir yerde eğer manavcılık yapıyorsa genellikle orta kesim içerisinde yer alır. Aileden kalan bakın bir mirasla marketler zinciri açıyor. Market zinciri boru değil arkadaşlar, kusura bakmayın, yani bir değil, iki değil, üç değil, resmen zincir oluşturmuş adam. Ne yapıyor arkadaşlar? Çok kazanıyor. Çok kazanınca ne yapıyor? Üst sınıfa geçiyor. Demek ki artık orta sınıfta değil de üst sınıfta yer alıyor bu arkadaşımız bizim. Peki ben bunu hangi kavramla açıklayacağım? Bakın ortadayken üste geçmiş. Ne yapmış? Tabakalar arası bir geçiş var mı? Var arkadaşlar. Nereye doğru? Üste doğru. Yani üste ya da altı olması fark etmez. Şöyle ya da şöyle bir değişim yaptığında bunlar arasında ne olacak arkadaşlar? Dikey hareketlilik olacak. Yatay hareketlilikle bunu karıştırmayın. Yatay hareketlilik çünkü kişinin aynı tabaka içerisinde statü ya da işte meslek değiştirmesi. Abimiz bizim manav ya. Bakıyor manavcılıkla çok şey yapamıyor. Bir bakkal açıyor. Manavı da bakkalın içerisine alıyor. Bu abimiz bizim çok kazanmıyor. Yani gelirinde çok büyük bir farklılaşma. Onu bir üst sınıfa taşıyabilecek ya da bir alt sınıfa düşürebilecek bir farklılaşması olmuyor. Aynı kazancı hemen hemen aynı tabaka içerisinde yer alıyor. Bakın ne oldu? Bir yatay hareketlilik oldu. Yani yatayda aynı tabaka içerisindeki bir değişim söz konusuyken dikeyde tabakalar arasında bir geçiş ya da değişim söz konusu. Geliyoruz arkadaşlar. Son sorumuz mu? Evet, son sorumuza. Bir ülkeden başka bir ülkeye ya da ülke içinde bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan göç aşağıdaki sosyal hareketlilik çeşidinden hangisiyle ifade edilir? A. Aşağı doğru dikey hareketlilik, B. Yukarı doğru dikey hareketlilik, C. Yatay hareketlilik, D. Coğrafya alanda yatay hareketlilik. Şimdi soruya bir dönüp bakıyorum. Soruda hiçbir bilgi bize öylesine verilmez. Biz bunu kullanırız. Özellikle matematikte dikkat edin arkadaşlar. Soruda verilen her şey bizim işimize yarayacak bilgidir ve biz bunu kullanırız. Metne dönüyorum, bakalım işime yarayacak mı? Bir ülkeden başka bir ülkeye ya da ülke içinde bir bölgeden başka bir bölgeye diyor. Yani neden bahsediyor? Coğrafi bir hareketlilikten bahsediyor. Cevap şıklarıma baktığımda coğrafi alanda coğrafya kısmı hangisinde var? Diyarbakır'da. Ne arkadaşlar? Bir bölgeden başka bir bölge, bir ülkeden başka bir ülke ya da ülke içinde bir sosyal hareketlilikten bahsediyor. Dolayısıyla doğru yanıtım coğrafya alandaki yatay hareketlilik olacak. Gönderdim gitti, geliyoruz. Yeni sorumuz son soruydu arkadaşlar. Tabii belli bir saatten sonra böyle oluyorum. Yapacak bir şey yok, beni de böyle seveceksiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? YouTube üzerinden Açık Lise TV yazarak kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bunun haricinde Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus üzerinden bizleri takip etmeyi ihmal etmezseniz seviniriz, güleriz. Bizleri güldürün arkadaşlar. Görüşmek üzere.